25 Şubat 2025. 23 Şubat'ta -7,4'ü gördü burası. Dün -6,1'di. Bugün düşmesini bekliyorduk ama sanki bugün çok daha soğuk. Şimdi bu tarafta termometre var. En düşüğü ve en yükseği kaydeden termometre. Bakalım bu gece nasıl olmuş. Şu anda termometre güneşe karşı olduğu için 16,7 derece. Maksimum da bu 16,7 ve minimum -7,8, -8 derece. Bunu açmaya da korkuyorum ya, inşallah bir şey yoktur. Allah'ım sen koru ya. Şimdi şu tülü çekiyoruz. Tülün altında bir kalın naylon var. Onun altında bir naylon daha var. Matruşka gibi sarmışız. Altında da biberimiz var. Var mı yok mu bilmiyorum artık. Evet. Vallahi bir yana kokusu geliyor ya. Yok vallahi. Bugün de kurtardık bakalım. Allah'ım sen çiftçilere yardım et ya Rabbi. Şimdi bu şekilde -8-10 dereceye kadar koruyor. 4 naylon yaptığımız zaman. Ve şuna da bakalım. Yok maşallah sıkıntı yok. Yarın daha düz hava iyi olacak diye umut ediyoruz. Gerçi bugün dünden soğuk görünmüyordu. Bugün 0 derece gösteriyordu burası. Gördüğünüz gibi -8'leri boylamış. Bahçelere falan şey yakıyorlar. Lastikti işte, balyaydı. Hiçbir numarası olmuyor ama yine de yakıyorlar. İnsanlar ne yapsın, bir umut. Çok büyük zararlar var. Özellikle Sarıçayır'daki de. Son böyle bir soğuğu 1997'de yaşadık. O zaman da ama bir gün sürdü. Bunun gibi 4-5 gün sürmedi. O zaman da Tarsus Baharlı köyünde -8-10 dereceleri görmüştü. Bazı biberlerimiz yanmıştı. Çift naylon çekmiştik ama o zamanlar bu böyle agril tül yoktu. Bu agril tül de en az 2-3 derece fayda ediyor. Ama bakıyorum bazı şeylerde, yüksek seralarda, tünellerde agril tül çekmelerine rağmen yine de soğuk kurmuş. Bu da arkadaşlar soğuğun süresiyle alakalı. Şimdi hava saat 3'e 4'e kadar sıfıra düşmez. 3'ten sonra 4'ten sonra yavaş yavaş düşer. Atıyorum 5 ile 7 arasında en fazla soğuk olur. -3-4-5 olur. Kısa süreli 7-8 olur, 6 olur. Kurtarır. Ama geçen günkü şeyde gece saat 12'de -2,4'tü. Soğukta kalma süresi çok önemli. Kısa süreli -7-8'ler dondurmuyor. Ne korumanız varsa, ama uzun sürdüğü zaman ne kadar koruma da yapsanız maalesef şeyler hasar görüyor. Mahsuller hasar görüyor. Çok hasar gören çiftçilerimiz de var. Allah yardım etsin. Hepsine geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok. Allah'tan gelen
tedbirlerini de aldıktan sonra da yine de oluyorsa ona da bir şey diyemiyoruz tabii ki. Değerli dostlar, çiftçilik bu işte. Böyle darbeleri daha önce çok gördük. Don vurdurduk, doluya vurdurduk, yağmur, sel götürdü, suyun altında kaldı. Üretim, özellikle açık alanda üretim çok daha zor. Şimdi bunu bir şekilde 3-4 naylon çekip bir şekilde muhafaza etmeye çalışıyoruz. Edebildiğimiz yere kadar. Ama bunu tarlaya ektiğimiz zaman açık alanda Allah'ın merhametine kalmış. Bu şekilde de Allah'ın merhametine kalmış ama bu şekilde tedbirimizi alıyoruz. Takdiri Allah'a bırakıyoruz. Tedbir alınacak durum var. Açık tarlaya ektiğimiz zaman artık hiçbir korunma yöntemimiz, tedbir alma yöntemimiz ne yazık ki olmuyor. Nisan'ın 10'unda yine Baharlı'da, Nisan'ın 10'u ile 11'in arasında açık tarlaya ekmiş olduğumuz biberlerimiz don vurdu, öldü. Yani iklim ve tarih tekerrürden ibarettir. İşte çıkıyorlar, şöyle diyorlar, vay iklim değişikliği, vay işte ozon tabakası delinmiş, işte küresel ısınma. Bunların hepsi fasofiso arkadaşlar. Bunlara kapitalist düzenin yapmak istediği bazı şeyler var. Onları yapmaya çalışıyorlar. Son 10 senedir hemen hemen kış çok sıcak geçiyordu. Bu aylarda millet de erkene alıştı. Bayağı erkene almaya başladı mahsulleri. Şimdi aynı eski dönemlerdeki gibi oldu. Şubat'ta, Mart'ta biz açığa hiçbir şey dikemezdik. Mart'ın 15'ini görmeden eğer hava güzelse domatesi dikemezdik. Şimdi bakıyorum Şubat'ın ortalarında, sonlarında açık tarlaya domates ekilmeye çalışıyor. Çünkü son 10 senedir, 15 senedir, 15 olmadı da 2008'den, 7'den sonra havalar ısınmaya başladı. Her sene de böyleydi. Arada donlar oluyordu ama bu kadar olmuyordu. Bu sene de bir dengesizlik vardı. Ocak ayında hava sıcak gitti. Ağaçlar, serçeğirdekler hemen uyanmaya başladı. Ve şu andaki bu soğuklar da çiçeklere çok büyük hasarlar verdi. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. Bu şekilde yaptığınızda -7-8 dereceye kadar mahsulünüzü koruyabilir. -8'i zaten biliyordum. -8'i Allah'ın izniyle -8'e kadar. Tabii bu saatin ne kadar -8'de kalmasıyla da alakalı bir şey. -8'e kadar muhafaza edeceğini tahmin ediyorduk ama daha yüksek sıcaklıkları test etmedik. İnşallah da test etme şansımız, böyle bir tecrübe kazanmayız. Şimdi -11-12 olduğu zaman, yani bunun altında da olsa muhtemelen soğuk vurabilir. Demek istediğim bu şekilde. Alt naylon, kendi naylonu, üstüne bir naylon daha çektik ve üstüne bir tül çektik. Bu şekilde -7-8'e kadar koruyor. Fazlasını Allah göstermeyi nasip etmesin mahsulümüz varsa. Yeni videolarda görüşmek üzere. Tekrar tüm çiftçilerimize geçmiş olsun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.